Sevgili arkadaşım, kanalıma tekrar hoş geldin. Sen de bu videoyu izliyorsan demek ki geleceğin için bir şeyler araştırmaya çalışıyorsun. Kendin için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Şu anda muhtemelen üniversite sınavına hazırlanıyorsun. 2024 YKS'ye gireceksin. Önünde bir sürü seçenek olacak. Şimdi bu süreç 3 ayaklı bir süreç. Yani bir sac ayağı düşünün. En önemlisi ve şu anda senin yapman gereken şey ders çalışmak ve bir sıralamaya sahip olmak. İkinci yapman gereken şey doğru bir meslek seçmek. Gelecekte mutlu olabileceğin, işleri yapabileceğin, yeteneğini uygulayabileceğin ve sivrilebileceğin bir meslek dalına gitmek. Üçüncüsü ise bu aldığın puanı, sıralamayı doğru kullanarak doğru bir tercih yapmak. Doğru tercih istatistik işidir, yorumlama işidir arkadaşlar. Önceki yıllarda dezavantajlı durumdaydık bu dönemlerde. Çünkü hiçbir veri yayınlanmıyordu ama artık YOK Atlas bütün verileri yayınlıyor çok şükür. Ve 2023'ün verilerini de yayınladılar. 2023 verileri yani şu, hangi üniversitenin hangi bölümü kaç defa tercih edilmiş, kaç sıralamayla almış, ondan sonra nerelerden, hangi liselerden öğrenciler gelmiş, ortalama netler, yani sizin ihtiyacınız olan, tercihte de ihtiyacınız olan bütün her şeye ulaşabilirsiniz. Bu YOK Atlas'ta yazan 2023 sıralamaları 2024 yılında sonuçlarınız açıklandığında ÖSYM kılavuzunda yazacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Ve bu bilgilere ulaşmak çok kolay. Buradan program atlası, lisans atlası dersiniz. Herhangi bir bölüm seçebilirsiniz buradan. Tıp yazdığım zaman bütün tıp fakültelerini bakın karşımıza getirecek. Buradan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel bilgilerini hemen bakıyorum. En düşük 23.892'yi almış. Tavan başarı sırası da 5.000. 5.000 ile 23.000, 24.000 arasında gelip gitmiş. Bu bilgilerin hepsini ben buradan indirdim, güzelce derledim ve yorum yapabileceğim Excel'imi aktardım arkadaşlar. Bakın şurada bu bölümün kontenjanı kaçmış? 210. Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri 4574 aday bu bölümü tercih etmiş. 210 kontenjana 4500 kişi tercih yapmış. Şimdi 2023 yılı 2022'ye göre tercihte biraz daha rahat bir yıldı. 2022'nin hevesi, 2022'nin tercih etme oranları yoktu. Onu şöyle göstereyim. Bakın ÖSYM'nin kendi dokümanı bu. 2022 yılında toplam kontenjan 867 bin. Tercih yapan aday sayısı 2 milyon 138 bin. 2023 yılındaysa arkadaşlar toplam kontenjan artmış. Tercih yapan aday sayısı ise bir hayli düşmüş. 1 milyon 880 bin kişiye düşmüş. Şimdi 2024 yılında tercih yapan aday sayısı değişirse, artarsa yine sıralamalarda yukarı çıkışlar olur. Aşağı doğru inerse arkadaşlar tercih yapan sayısı sıralamalar aşağı salınabilir. Peki nasıl aşağı doğru iner? Sınav zor olursa kişiler umdukları sıralamaları alamazsa mezunu bırakma eğilimi artıyor. Bu sebepten de tercih sayısı azalabiliyor. Ama tercih sayısı azaldı, sıralamalar azalacak diye bir şey kesinlikle yok. Bu sadece bir skaladır. Tek bir skalaya bakmaz arkadaşlar bu iş. O yüzden önemli. Bir sürü farklı durum var. Yani bölümün trendi var. İşte ataması var. Farklı bir şey var. Değişir. Şimdi şuradan kılavuzu açalım. Bakın ben size az önce gösterdiğim, şuradaki gösterdiğim yerden hepsini toparladım. Tek tek topladım mesela. Bütün tıpları, şu sayıyı topladım. Tıpa kaç tercih yapılmış? Onu çıkardım. Ve şu anda bu videoda şunu yapacağız. En çok tercih edilen bölümleri arkadaşlar alacağız. Ondan sonra bu en çok tercih edilen bölümlerin videolarını çekmeye başlayacağız. 2024 sınavına kadar ve sizin yorumlarınıza göre videolar, sizin yorumlarınıza göre hareketler yapacağız. Bu çok önemli. O yüzden kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoları takipte kalın. İstediğiniz bölümleri, incelenmesini istediğiniz üniversiteleri hepsini tek tek yazabilirsiniz. Üniversite üniversite de işleyeceğiz. Tamam. Şimdi hemen başlayalım. 2023 yılında şu anda dilde en fazla tercih edilen bölüm İngiliz Dili Edebiyatıymış. Sonra İngilizce Öğretmenliğiymiş. Ama 2022'de bakın birinci sırada İngilizce Öğretmenliği vardı. Baktığımız zaman sonrasında mütercim tercümanlık, turizm, Alman Dili Edebiyatı gibi böyle aşağı doğru gidiyor. 2023 sayısından 2022 sayısını çıkardım. Farkı buldum arkadaşlar burada. İşte Fransız Dili Edebiyatı'na artı 97 tercih gelmiş gibi yorumlar yapabiliriz. Burada farkı küçükten büyüğe sıralarsam en fazla İngilizce öğretmenliğinin tercihi azalmış. Sonra
İngiliz dili edebiyatının tercihi azalmış. Ama bunun sebebi şu, genel tercih yapan sayısı azaldığı için. Tamam, bakın oğlum da geldi, arkada geziyor, kendi kendine takılıyor. Şimdi eşit ağırlığa bakalım. Eşit ağırlığın en fazla tercih edilen bölümü psikoloji olmuş arkadaşlar. Ama önceki seneye göre yine bu da düşmüş. Zaten şimdi iyi bölümleri herkes biliyor. Ne oldu babacığım? Bozuldu mu? Tamam, geliyorum şimdi. Şimdi eşit ağırlıkçılar ne diyor? Hocam hukuk, PDR, psikoloji zaten başka bir bölüm var mı ki? Ama bakın aşağıda çok iyi bölümler var. Bu sıralama kolay kolay değişmiyor. Hemen hemen her yıl kafadakiler bunlar arkadaşlar. Bunların içinde kötü bölüm var diyemem. Sadece şu siyaset bilimi, kamu yönetiminin atamaları biraz zor. Ama bakın tercihleri hatta sabit kalmış. İyi gerçekten. Sınıf öğretmenliğinin tercihine bakar mısınız? Toplam kontenjan 4500, 100 binden, 109 binden 123 bine çıkmış. Bu geçen sene benim sıralamaları artacak dediğim, işte talep artacak dediğim bölümlerden bir tanesiydi. Psikoloji 2 yıldır kan kaybediyor. Yine hukuk da yine aynı şekilde kan kaybediyor. Bir saniye çok kısa bekleteceğim. Söyle babacığım. Tamam orada otur beni bekle, tamam mı? Orada otur beni bekle, geleceğim şimdi. Tamam al bakalım. Gördüğünüz gibi videoları hiç kesmiyorum. Her şey tamamen doğal. Yorumlar ciddi. Yönetim bilişim sistemlerine bakalım. 2022'ye göre tercih sayısı azalmış. Ama bu şu demek değil. Sıralamaları düşmüştür demek değil. Anladınız mı? O yüzden yönetim bilişim sistemlerinin sıralamaları yukarıya çıkmıştı. Onu ağzına koyma. Olmaz. Kürdan senin için zararlı. Tamam mı? Merhaba de abilere. Ablalara merhaba de. Hı? Demeyecek misin? Hı. Neden? Ben sadece ne istiyorsun? Onu. Olmaz. Bu kürdanı sen kullanamazsın. Bu kürdan hem nasıl gelmiş buraya? Kendi kendine mi gelmiş? Hı. Tamam. Şimdi babacığım sence psikoloji mi, hukuk mu, işletme mi, iktisat mı, sınıf öğretmenliği mi? Hangisini seçersin? Hı. Seç bir tanesini çabuk. Hı? Sınıf öğretmenliği mi? İşletme mi, hukuk mu, psikoloji mi? İşletme, tamam. Okey, işletmeyi seçtin. Tebrik ederim. Son yıllarda zaten çokça tercih ediliyor. Burada okumayan diyeceğim bölüm arkadaşlar aslında yok. Sadece işte felsefe olabilir. Sağlık yönetimi okuyun derim aslında. Bir de siyaset bilimi olabilir. Gelelim sayısala. Yapma bir tanem, dur. Büyükten küçüğe bakalım bir dakika. Evet, tercihi artan, bak farkına göre, geçen sene göre tercihi artan, yani tercih, toplam tercih sayısı azalmasına rağmen tercihi artan demek önemli bir şey demek. İlgi çok artmış demek arkadaşlar aslında. Finans ve bankacılık en fazla tercih artan ama küçükten fazla artmış. Sınıf öğretmenliği, maliye, PDR, felsefenin de tercihi biraz artmış bakın. Kamu yönetimi şunların tercihleri artmış. En fazla tercih düşen havuz büyük olduğu için zaten şunları. Gelelim şimdi. Ha bu arada sayısala geldik. Videonun sonunda başka bir şey daha anlatacağım arkadaşlar size. Sonuna doğru. Şu. Bilgisayar mühendisliği sıralamaları hani artar demiştik ya. Şu ve hani 200 binden 150 bine çekmekle 100 binden 50 bine çekmek aynı şey değil demiştik. 200'den işte 100'e geldi. 100'den de 80'e gelir demiştik. Bazı bilgisayar mühendislikleri arkadaşlar artık doyuma ulaşmış gibi bir şey olmuş. Atlasçığım ne yapıyorsun babacığım? Heh, aç bakalım onu, tamam. Yani sıralamaları daha fazla artmayacak bilgisayar mühendislikleri var, tamam. En fazla tercih hemşirelikte ama yine de tercih sayısı azalmış arkadaşlar. Tıpın tercih sayısı artmış. Tıp sıralamalarına bakacağız. Tıp sıralamaları son 4 yılın 5 yılın en dibindeydi zaten. Artık belki buradan yukarıya doğru bir dönüş olabilir. Diş hekimliği, ebelik bunlar yukarıda. Şimdi hemşirelik niye en tepede? Çünkü baraj yok. Tıpın 50 bin barajı var biliyorsunuz. Ona rağmen bu kadar fazla tercih edilmiş. Bu şu tercih sayısı bak. Hocam 50 bin kişi tercih edebiliyor. Niye bu kadar çok? Bir kişi 24 tercih yapabiliyor. Patır 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 24 tane tıp yazar. Bu bir de bize şunu gösteriyor.
Tıp yazanlar genel olarak tercihlerinin hemen hemen hepsini tıp yazmışlar. Altına diğer bölümleri. Yani mesela bilgisayar mühendisliği yazanlar bir tane bilgisayar yazmış, üç tane bilgisayar yazmış, diğerlerini farklılaştırmış ama tıpçılar 10 tane tıp yazmış, 15 tane tıp yazmış gibi yorumlayabilirsin şu tercih sayısına göre. Bu sene şu mesela muazzam popüler arkadaşlar, elektrik elektronik mühendisliği sıralamaları önümüzdeki sene de artacak. Makine mühendisliğine yine ilgi var arkadaşlar. Hemen şöyle bir artış yaşayanlara bakalım. En fazla tıp artmış. Elektrik, elektronik, makina. Şu barajsız bölüm olduğu için artmıştır. Kontenjan zaten çok düşük. Endüstri mühendisliği artmış. Çok iyi. İnşaatta mimarlıkta bir hareketlenme olabilir. İstatistik arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bir bakayım 2023'ün hemşire, tıp, bilgisayar, diş, ebelik diye gidiyor. 2022'ye bakayım. Hemşire, bilgisayar, tıp diye gidiyor. Bak bilgisayarın toplam tercihi 2022'ye göre düşmüş. Tamam. Bunları hep yorumlayacağız. Şu tarz bölümler de var. Bunları da araştırın. Bak bitki koruma, tarla bitkileri, o tarz bölümler de arkadaşlar çok iyi. Geldik. Eşit ağırlık geçtik. Sözel'de tarih bölümü. Bakın çok fazla tercih edilmiş. Hemen geri dönüyorum. Atlas'a bir bakmam lazım. Şimdi Atlas yanımda ne kadar gürültü yapsa sıkıntı yok. İçeride yalnız başına sessiz kaldım. Asıl hayır. Sıkıntı o. Hayır. Hayır mı? Bak şimdi buradaki yazıları hayır. Görüyor musun babacığım? Hı. Sence hemşirelik mi, tıp mı, bilgisayar mühendisliği mi, diş hekimliği mi, ebelik mi? Hangisi? Diş hekimliği, tamam. Favori bölümümüz diş hekimliği. Okey. Dur düğmelere basma. Düğmelere basma babacığım. Peki tarih mi, Türk dili edebiyatı mı, ilahiyat mı, okul öncesi öğretmenliği? Baba ben öğreneyim. Öğrenme dur sen basma dur. Hangisi? Tarih mi, Türk dili mi? Hangisi? Türk dili. Evet sözelcileri de Türk dili yazdırıyor. Şimdi bekle dur basma. Tamam ben sana bastıracağım dur. Bekle. Bastıracağım dur. Dur tamam. Görüyorsunuz ne zor şartlarda çekiyorum videoları. Arkadaşlar gerçekten vaktim yok. Dur babacığım. Şimdi tıbbi dokümantasyon mu? İlk acil yardım mı? Bilgisayar programcılığı mı? Sosyal hizmetler mi? Hangisini tercih ederdin sen olsan? Tamir araba. Araba tamam. Sen büyüyünce ne olacaksın? Tamirci. Aferin benim oğluma. İnşallah oğluma tamirci dükkanı açacağız değil mi babacığım? Tamam. Şimdi içeriye git bana içeriden bir şey getir bakalım. İçeriden bir oyuncağını seç getir bana. Kameraya gösterelim hadi. Evet gelelim biz tekrardan. Burada benim favorilerim. Şu ikisi, şu üçü, dört, beş şunlar. Tarih neden, Türk dili neden bu kadar yazılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bu nedir babacığım? Tornavida. Ne için kullanacağız bunu? Tamir edelim bundan? Araba. Tamam şimdi bir tane de şey getir bana. Araba getir bunu tamir edecek tamam? Tamam. Arkadaşlar devam edelim. 2 yıllıklarda da bu sene yani 2023'ün başında veya 2022'nin başında Mart-Nisan aylarında bir 16.000 civarında bir atama yapılmıştı. Tıbbi dokümantasyoncu ataması yapılmıştı. Bunun etkisiyle çok fazla tercih almış. Acayip derecede tercih almış tıbbi dokümantasyon sekreterlik. Sonra ilk acil yardım, bilgisayar programcılığı, tıbbi laboratuvar teknikleri çok yukarıda. Heh getirdin mi? Taşıma arabası. Evet. Tamam. Hadi bakayım bunu sen şimdi tamir et. Ondan sonra anestezi benim favori bölümlerimden ama tercih sayısı düşmüş. Bu böyle aşağı doğru iner. Tamam. Şimdi Atlas'ta olduğu için çok detay veremiyorum. Bunlar özet. Söylediğim bilgiler yüzeysel arkadaşlar. Tamam. Gelelim şimdi KKTC hariç şöyle bir örnek göstereyim size diğer videolardan. Baba şikayet dilini çıkarttım. Tamam çıkart bakalım babacığım. Bilgisayar mühendisliği. Sıralaması devletteki bilgisayarlar kaçtan başlamış? Şırnak Ardahan buraları geçelim şöyle ortalama yerlere gelelim. Ah! Çok güzel. Hadi tamir et bakalım. Arabanı da göster. Oğlum sen de YouTuber mı olacaksın? Ne yapacaksın? Şimdi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne bakın arkadaşlar.
2022'de 2000 defa tercih edilmiş. 2023'te 1630 defa tercih edilmiş. Tercih farkı -376. 102 kişi birinci sırada tercih etmiş. Çok düşük gerçekten de. Evet. Kaçmış? 2022'den 2021'e 18.000 sıralama artmış. Bu sene 6.000 sıralama artmış. Yani 3'te 1'i kadar daha az artmış. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Mesela şurası Yalova Üniversitesi. 2300 tercih edilmiş 2022'de. 2021'de 1763 kere tercih edilmiş. Ve şu birinci sırada tercih edilme sayısı o kadar düşük ki 62 defa. Kimse istememiş aslında Yalova Üniversitesi'ne baktığınız zaman. Sıralaması da 97.000'den 81.000'e sonra 78.000'e. Bakın şurada gördüğünüz gibi tercih farkı 614. Zaten dolmuş. 31 kişisi, oğlum yavaş. 31 kişisi 12. sınıftan yerleşmiş. 51 kişisi mezundan yerleşmiş. Bak bunun şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Yok Atlas'ta bütün verilerine ulaşabilirsiniz. Şöyle bak. Kötü bölümlerde, sıralaması düşük yerlerde 12'den yerleşen az, mezundan yerleşen çok. Şuna bakın. Küçükten büyüğe yapayım. Bakın. 12'den yerleşen ne kadar çok? 12. sınıftan. Hacettepe mesela. ODTÜ. Yani mezuna bırakmayın yani. İyi yerleri zaten iyi öğrenciler bir seferde kapıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Gazi Üniversitesi. Yine yukarıdan. Tamam. Videolar devam edecek mi Atlas? Hı hı. Hı hı mi? Tamam. Hı hı. Hangisini, hangi bölümü okuyalım büyüyünce? Üniversiteye gidelim mi? Evet. Tamam, aferin. Evet. Tamam, benim bölümümü mü okuyalım? Hı hı. Tamam, hadi bakalım. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Abone, öyle yapma ağzını. Öyle yapma ağzını. Çok yanlış. Abone olun de bakayım. Hı hı. Aa, tamam, hadi bay bay yapalım o zaman. Görüşürüz.